Nostradam kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizler bir lanetli kadını evime çağıracağım dostlarım. Evet, bayağıdır lanetli kadın hakkında video çekmiyordum. O da bana mesaj falan atmıyordu dostlarım. Biliyorsunuz mesaj falan attığı zaman konum falan atıyordu böyle lanetli ormanda. Yanına gidiyorduk. Ama son zamanlarda baktım ne mesaj atıyor ne bir şey yapıyor. Dedim bugün ben buluşayım. Lanetli kadını evime çağıracağım dostlarım. Bakalım gerçekten gelecek mi? Biraz sonra WhatsApp'tan mesaj atacağım. Yine eve güvenlik kamerası yerleştireceğiz. Ulan ne kadar bağırıyorsam evde yankı yapıyor çünkü kapıyı kapatalım. Ve güvenlik kamerayı yerleştireceğiz. Apartmana güvenlik kamerayı yerleştireceğiz. Lanetli kadına mesaj atacağız. Ve onun görüntülü aramasını isteyeceğim dostlarım. Bakalım evin konumunu, şu an bu evin konumunu bilmiyordu aslında lanetli kadın. Evin konumumu atmamı istiyorsan beni görüntülü ara diyeceğim. Bakalım görüntülü arayacak mı, yani bu teklifimi kabul edecek mi bilmiyorum. Ondan sonra evime gelecek mi onu da bilmiyorum. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar birkaç kamera yerleştireceğiz. Lanetli kadına mesaj atacağız. Görüntülü arayacağız. Oho, bu videoda var da var. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Aranızda hala kanalıma abone olmayan da var. Bütün videolarımı kaçırmamak için, bütün videolarımdan haberdar olmak için mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. Her neyse, aşağıdaki tane sosyal medya hesabım çıktı. Onları da takip etmeseniz takip etmeyi unutmayın. Şimdi lanetli kadına mesaj atmadan önce dostlarım, önce bir size kameraları nereye koyacağız bir onlara bahsedeyim. Yine bir tanesini şöyle apartmana koyacağım dostlarım. Apartmandan biliyorsunuz şöyle aşağıya görüyoruz. Bir de... Yine bir tanesini böyle aşağı doğru koyacağım dostlarım. Bir tanesini yine şu kısmı şuraya bir yere yerleştireceğim ki şöyle şurayı görsün dostlarım. Bir tanesi de burada olacak. Ama bir önceki videoda söylemişsiniz bu oturma odasına bir kamera yerleştirmedim diye. Bir önceki videoda da misafir evime çağırmıştım. O videoyu da izlemeseniz mutlaka kanalıma gidip izlemeyi unutmayın dostlarım. Bugün dediğim gibi lanetli kadını çağırıyoruz. Bu odayı gören bir kamera olmamış demişsiniz. Oğlum buraya mı astı? Tişört buraya mı astı? Neyse şu tişörtü şöyle koyalım. Burada kurusun. Neyse dostlarım, dediğim gibi bu sefer de bu odaya bir kamera yerleştirdim. Muhtemelen ver kanki bak şöyle şöyle kamera şöyle bir alanı görecek arkadaşlar. Bu odayı gören bir kamera olmadığı için bu kamera böyle bir yerde duracak. Bu kamerayı da buraya yerleştireceğiz ve bütün kameraları yerleştirdikten sonra bakalım bilgisayardan açıp kameraları izlemeye başlayalım. Tabii ondan önce bir lanetli kadına mesaj atmamız lazım. Şimdi kameraların hiçbirini yerleştirmedik bu arada, biraz sonra yerleştireceğiz. Yerleştirmeden önce şimdi lanetli kadına bir şöyle bir oturalım şöyle. Şöyle bir oturalım. Oturuyor mu oturmuyor mu? Nasıl iyiymişsin kardeşim? Şimdi lanetli kadına bir mesaj atacağız dostlarım. Ondan önce ilk yapmamız gereken şey şu. Şimdi lanetli kadına benim önceden konuşmalarım varmış. Ama nasıl olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Yani fotoğraf diyorum. Konuşmalar gitmiş. Şöyle bir lanetli kadının fotoğrafını göstermesi. Ne oluyor? Lanetli kadının fotoğrafı burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi lanetli kadının böyle fotoğrafı duruyor burada. Şimdi lanetli kadının dediğim gibi önceki konuşmalarım gitmiş. Ama şimdi yani bir önemi yok aslında benim için. Şimdi lanetli kadına merhaba nasılsın yazacağım. Merhaba nasılsın yazdım bakalım dostlarım. Mesajımı gördükten sonra ne tepki verecek? Dediğim gibi bayağıdır lanetli kadınla görüşmüyoruz dostlarım. Bayağıdır ne o mesaj atıyor ne ben mesaj atıyorum ne lanetli ormanda bir yerde denk geliyoruz. Hiçbir yerden gelmedi şimdi. Aha mesajı gördüm lan. Hiçbir yerde denk gelmediğimiz nasıl bir tepki vereceğini, bayağı uzun süredir görüşmediğimiz için nasıl bir tepki vereceğini bilmiyorum dostlarım. Arkadaşlar soru işareti attı. Gerçi saatin orada kayboldu ama lanetli kadın bir soru işareti attı. Merhaba nasılsın diyorum. Cevap bak bir güzel böyle merhaba diyorum. Nasılsın diyorum. Halini hatırını soruyorum. O soru işareti atıyor. Bu karakterlerde hep böyle. Buna da böyle diyelim. Misafire demiştim ya yeni bir ev aldım gelmek ister misin diye. Buna da öyle diyelim. Yeni bir ev aldım. Yeni bir ev aldım. Gelmek ister misin diyeyim. Gelmek ister misin? Tamam. Yeni bir ev aldım. Buraya da gelmek ister misin diye sordum arkadaşlar. Aynı misafire dediğim gibi ama misafir konumu kendi biliyordu. Yani konum atmana gerek yok deyip şey yapmıştı. O videoyu da izlemesin dediğim gibi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi ben size spoiler vermeyeyim. Konum gerek yok demişti. Bakalım bu da aynı şeyi söyleyecek mi? Konumu isteyecek mi istemeyecek mi bilmiyorum. Dostlarım bu da aynı misafir gibi ha 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 neden olmasın yazdı. Bak bu neden olmasın yazdı. Bu demek ki evin gerçekten yerini bilmiyor. Tamam. Dur. Oğlum bozuluyor telefon, bir şeyler oluyor ya. Tamam sana konum yollayacağım. Tamam sana konum yok. Bak videoyu beğenmeyenler var. Ben videoyu beğenmeyenler var yazamıyorum bak. Videoyu beğen. Tamam sana konumu yollayacağım yazdım. Ama bir şartla diyeceğim. Beni görüntüler aramasını isteyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi siz böyle görüntüler ama videoları sevdiğiniz için sizin için yazıyorum aslında. Beni yani bir şartla beni görüntüler ara. Görüntülü ara. Arkadaşlar beni görüntülü ara şartım bu yazdım. Bakalım şartım kabul edecek mi? Gerçekten beni görüntülü ararsa arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi beni görüntülü ara şartım bu dedim. Şimdi mesajı gördü. Ne mesajıma cevap veriyor ne de görüntülü arıyor. Bilmiyorum. Ben onu aramayacağım bu arada arkadaşlar. Evime gelmesinden çok memnun değilim. Şimdi
görüntüler aradıktan sonra gidiyorum sandım. Değil mi? Ben de bir an gidiyorum sandım, vazgeçtim, aklıma bir şey geldi. Eğer görüntüler ararsa gerçekten hemen kameraya yerleştirmeye gideceğim arkadaşlar. Şimdi bir süre bekleyeceğim, hatta şöyle kamera şey telefon da size doğru dursun. Gerçekten gözüküyor mu telefon? Evet. Ben de gözüküyor mu? Evet. Gerçekten görüntüler ararsa arkadaşlar ondan sonra direkt size gösterdim ya. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer gerçekten ararsa aradığı anda lan çalıyor. Gel bakayım, açıyorum. Lan açtı, dur. Bir dakika. Kamera dur. Oğlum sen nasıl? Şurada sen görüyorsun değil mi beni de aşağıda? Evet. Ne yapıyor şu an? Ben görmüyorum. Bakıyor şu an. Bakıyor mu? Evet. Lanetli kadın. Merhaba. Buradayım burada, beni görüyor musun? Oğlum çok korkutuyor. Bakıyor mu şu an? Evet. Buradayım. Ya, şimdi konumu atmamız gerekiyor. Oğlum atmayalım, yerde mi biz bu? Ne yapıyor oğlum, ben görmüyorum ki. Çok korkutucu. Hareketlere bak. Gözlere bak. Lanetli kadın, gelecek misin gerçek? Oğlum hareket hiçbir şey yazmıyor mu? Bir şey söylemiyor mu? Bakayım, dur. Allah Allah. Ya bakıyor sadece. Niye? Niye gözleri bu kadar büyük? Oğlum senin gözlerin niye bu kadar büyük? Beni tanımadın mı lanetli kadın? Oğlum bir hareket dur. Yap. Ne yapıyor? Sanki bir şey mi söylemeye çalışıyor? Bilmiyorum. Ağzı hareket ediyor ama. Gülüyor mu? Ne yapıyor oğlum bu? Hiçbir fikrim yok. Kapatalım mı? Oğlum çok korkunç. O zaman ben kapatayım, hemen kameraları yerleştirelim. Kapat. Kapatıyorum. Bakıp duruyor ya. Oğlum buna hareketlere bak. Kapatıyorum. Kapat Allah aşkına, kapat ya. Kapattım. Tamam. Arkadaşlar kapattım. Hemen kanka. Gelme. Dur konumu atayım. Sonra hemen kameraları yerleştirelim. Bir saniye. Konumu şöyle yolluyorum. Hop yolladım, tamam, çabuk hemen şimdi kameraları yerleştirelim dostlarım. Siz de olsa da videoyu beğenin. Dur lan, o kadar acele etme. Hemen kameralarımızı yerleştirelim. Siz de olsa da videoyu beğenmeyin. Sonra hemen bilgisayara geçelim. Hadi başlayalım. Dostlarım bütün kameralarımızı yerleştirdik. Şimdi bilgisayarı açmamız lazım. Kapıyı kapatalım. Panik oldum. Kapıyı da kilitledim. Tamam, kapıyı da kilitledik. Şimdi bilgisayardan hemen kamera kayıt programlarını açamıyorum bilgisayarı. Kamera kayıt programlarını. Hadi açıl. Heh, açıldım. Tamam. Arkadaşlar hemen kamera kayıt programlarını açıyorum ve buradan kameraları izlemeye başlayacağız. Şimdi lanetli kadına konumu attım dostlarım. Konumu da gördü hatta. Telefonu da şöyle bir şuraya koyayım. Eğer mesaj gelirse görelim arkadaşlar. Şimdi lanetli kadına konumu attım. Kameraları da şu anda açtım dostlarım. Şu an ilk koridordaki kamerayı, ilk koyduğumuz kamerayı görüyorsunuz. İkinci kameraya geçelim. İkinci kamera apartmanda duran kameramız dostlarım, bu da apartmanda duruyor. Önce yine dediğim gibi apartmanda görürüz diye düşünüyorum. Şöyle üçüncü kameraya geçelim. Üçüncü kamerada sizin isteğiniz üzerine oturma odasını yerleştirmiştik dostlarım. O da orada duruyor. Üç kameramız da şu an gayet net bir şekilde çalışıyor. Şimdi dediğim gibi ilk apartmandan gelir arkadaşlar. Bunun da bir teleport, bir ışınlanma özelliği yok. Direkt apartmanda gözükecek diye düşünüyorum. Şöyle apartman kamerasına geldim. Şu an apartman kamerasındayım dostlarım. Ve apartman kamerasında burada bekleyeceğim, izleyeceğim. Hatta şöyle mesaj falan var mı? Hadi abi. Mesaj falan yok arkadaşlar. Tamam. Mesaj falan olmadığına göre gerçekten lanetli kadın geliyor. Konumu gördü bu arada. Mesajı gördü. Konum mesajını gördü. Geldi. Apartmanda. Merdivenlerde. Geldi şu an. Oğlum. Duyuyor musun? Ses buradan geldi değil mi? Lanetli kadın geldi. Oğlum çıkmayalım ya. Çok korkuyorum ben ondan. Gözleri falan çok çekiniyor. Ne yapacağız? Hayır, belki bir şey yapmayacak ama öyle bir bakıyor ki sanki yiyecek. Kameralara bakman da anlamı kalmadı. Geldi. Burada. Ne yapalım şimdi? Gel bakayım. Gelmiş. Çıkalım. Ayıp olur. Sen korkuyorsan ben tutayım ya kamerayı ama. Kanka bir şey yapmaz herhalde. Önce sana saldırırım. Niye önce? Kapat. Kapıyı ben açtım. Oğlum iyice paranoya geçtin beni. Bu kapı açıktı değil mi? Evet. Önce evin içine bir dakika. Aynen. Kameralara bir daha bakacağım. Ondan sonra kapıyı açacağım bir saniye. Şimdi kamerayı şurada. Kanka bu da kamerada sürmüş. Yok mu? Kameralar da gitmiş. Ama bak eğer gerçekten dost bir şekilde gelse niye kameraları şey yapıyor ki? Kameraları söktüğüne yani göre izlememizi istemiyor mu? O zaman niye geldin? Burada var mı bir şey? Aşağı bindi.
kanka. Hayır. Hiçbir şey gözükmüyor. Yukarı, yukarı çık şu odaya bakayım. Sanıyorum bir kat var sadece. Yani çıkmamıştır tamam. Lan? Kanka ne oldu? Oğlum içeriden ses geliyor. Ne oldu lan? Eren! Kapı açılı kapanıyor. Dur dur! Ne oldu lan? Oğlum açmasın kapıyı. Kapıyı kesen tutun burada. Kapı açılacak mı da? Açmayı denesene. Kanka kilitledim. Tamam. Buraya nasıl girdi oğlum bir anda? Kimse var mı? Kapıyı kimse açmıyor. Aç bakayım kapıyı. Allah Allah. Çok garip lan. Kapının, kulübün oynadığı kısmı çektiğinden evet, gösteriyordu. Evet, evet. Açayım mı? Bence açmayalım. Nasıl çıkartacağız oğlum evden? Eve nasıl girdiğini bilmiyorum. Nasıl çıkartacağını nereden biliyorum? Kameraları hemen söktü. Nasıl bileyim? Kameradan normalde görmemiz lazımdı. Şu koyduğumuz yorumlarda görmüştük ya. Oraya kamera koyun demişti. Orada da gözmedik. İşte o kamerada geçerken görebilirdik. Çok hızlı yapmış ya. Dostlarım aranızda görenler varsa biz gözümüzden kaçırabiliriz bazen. Kameralarda gördüyseniz yorumlara yazmayı unutmayın dakikasıyla birlikte. Bilmiyorum kendinize bakın. Bundan nasıl kurtulacağız bilmiyorum. Kendi umarım gider. Bu kapıyı da kapatalım. Bütün kapıları kilitliyorum evde ya. Kendi evimde kendi kapılarımı kilitliyorum. Neyse dostlarım umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok bu şekilde video istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz videolar varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve dediğim gibi gözümden bir şey kaçırdıysa mutlaka yorumlar kısmına yazın dostlarım. Buradan kanalıma abone olup burada da 3 tane farklı çıktı. Hangisi size mesela istiyorsanız devam edin. Hoşçakalın ve bay bay.